Kurtuluş Mahallesi'nden başlayıp Dumlupağandağ Mahallesi'ne kadar giden uzun bir caddemiz ve oldukça yoğun bir caddemiz. Bu Sevgi Caddesi'nde herhangi bir altyapı yoktu. Yani bu anlamda kastettiğimiz Oskid'in yağmur suyu hatları dahi yoktu. Yukarıdaki İsmail Hani Gazi Caddesi'nde oluşan hem trafik yükü hem de yağmur suları arazide biraz bayır olduğu için bu Sevgi Caddesi'ni pas geçip aşağıdaki Reşadiye Caddesi'nde yoğunluk yapıyordu ve orada bir su basmanı söz konusu oluyordu. Şimdi biz Sevgi Caddesi'ndeki bu 1500 metrelik hattı OSKİ ile beraber bütün altyapısı da kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarıyla beraber başkanımız Sayın Doktor Mehmet Ümit Güler'in öncülüğünde onun talimatlarıyla beraber tamamen yeniledik. Yani bütün altyapı çalışmasını da yaptık. 700 metrelik kısmı bugün hallediyoruz. Geri kalan 800 metrelik kısmında ise OSKİ'nin yağmur suyu hatları çalışması devam ediyor. Orayı da en kısa zamanda bitirip bayramdan sonra bu hattı tamamen iyileştirip sıcak asfaltıyla beraber Fatsa halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Reşadiye Caddesi'nde yağmur suyu ve kanalizasyon hattının problemimiz vardı. Senelerdir yani biriken bir problem vardı. Onu çözdüler. Şu anda da Sevgi Caddesi'nde bir asfalt çalışmamız var. Burası da hastane dolmuşu ve sanayi dolmuşunu çalıştığı bir yıl. Biraz gecikmiş olsa da bile şu anda Başkanımız Hilmi Güler'e, işte Başkanımız Ethem'e ve burada başkanıma ve çalışan buradaki tüm arkadaşlara mahallem adına teşekkür ederim.